Günaydın. Günaydın. Ah, merhaba çocuklar, içeri gelin. Doktor Dokta sizi bekliyordu. Umarım öyledir. Sadece yarım saatlik havam kaldı. Bay Herman, sizi hemen alacağım. Ah, canım kurabiye. Ah, kurabiye. Boşluğa düşmüş. Doktor Dok, lütfen yardım et. Sakin ol anne. Her şey benim kontrolümde. Merak edecek bir şey yok. Aslında her zaman dikkat etmek zorundayız ona. Peki bebek bu kokuya nasıl dayanabiliyor? Oh, kocaman bir kanalizasyon borusunun evimizin tam altından geçmesine kötü bir şans. İşin bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi tatlım, gidelim. Çok güzel bir muz özlü duş alalım seninle. Bu inanılmaz bir şey. Neler oluyor? Bütün şekerler ve kurabiyeler tekrar yok olmuş. Bu üçüncü oluyor. Şimdi tekrar alışverişe gitmek zorundayım. Bu gerçekten bir sır. Ve ben de sırlardan hiç hoşlanmam. Hırsız çok yakınlarda. Ha? Merhaba doktor. Merhaba Gertie, iyi uykular. Hey doktor, sen ne yapıyorsun? Yakın, çok yakın. Hayır doktor, bunu yapma. Gertie, senden bir açıklama bekliyorum. Hepsini ben yemedim. Ama yeni arkadaşım Octokiss'i yedi. Her gece beni görmeye geliyor, işte böyle. Peki, kim bu Octokiss'i? O çok tatlı bir canavar ve gerçekten çok çirkin ve kötü kokuyor. Ama şekeri çok seviyor ve ben de onu çok seviyorum. Gertie, bu kadar çok şeker yememelisin. Yoksa yakında sen de şekere döneceksin hayatım. Ve ayrıca şeker dişlerin için çok zararlı. Peki sen hiç dişi olan bir şeker gördün mü? Fiona, aşağı gel. Bir şeyler yemelisin. Aç değilim. Aşağısı çok pis kokuyor. Freddy telefondan bile kokuyu hissetti. Fiona, gel ve yemek ye. Aç değilim. Çok kötü kokuyor. Fiona, gel ve yemeğini ye. Beni zorlama, yoksa nefesimi tutarım. Fiona! Fiona! Hey! Onunla nereye gidiyorsun anne? Gertie'yi odasına bağlayacağım. Bu sefer kimin gerçekten hırsızlık yaptığını mutlaka öğreneceğim. Fiona mı yoksa arkadaşı mı? Mutfağa da giremeyecekler. Bu bir tuzağı kurdum. Yemek yemeliyim. Bir kurt kadar açım. Çok sessiz olmalıyım. Neler oluyor? Demek vücudumu delerek beni engelleyebileceğinizi düşündünüz de? Buna inanamıyorum. Bayan Pons kurtun sesine benziyor. Bak bütün kurabiyelerimiz gitmiş. Ve benim güzelim keklerim. Böyle bir şey kim yapar George? Sakin ol Margaret. Kesinlikle bir açıklaması olmalı. Tatlı canavar mı? Gertie! Gertie! Bir açıklama bekliyorum senden. O
Takisi'ydi doktor. Beni görmek için cama gelmişti. Gerçekten de çok acıkmıştı. Ve ben de Paul'un Foot'un mutfağına gittim. Biliyorsun o benim arkadaşım. Ve bence Rebecca'yı da çok seviyor. Ama George, o olduğundan emin olamazsın ki. Asla çok dikkatli olamazsın. Geçen gece bayan onların bahçesinde çok garip bir şey görmüş. Şu Gertie'nin çok garip arkadaşları var ve ben Gumboy'lara hiç güvenmiyorum. Onlar normal değil. George! Ne? Aa George, biz nasıl gireceğiz içeri? Işıklarımızı çalıyor. Sirke kokusu. Bu bir mumyayı bile rahatsız edebilir. Size söylememiş miydim? Evet. Bana soracak olursanız bunların tek sorumlusu Gertie. O canavarı bizim aramıza o aldı. Bütün o egzotik hayvanları toplama tutkusu yok mu? Ah evet biliyorum ama bundan sonra sorunu halledeceğimden emin olabilirsiniz artık. Endişelenme Oktakisi. Geldiğin yere dönebilmen için bir yol bulacağız. Orada Bayan Pickle bile çok tatlı olurdu. Gertie kendini laboratuvara kilitledi doktor. Ona göre büyümek çok aptalcaymış ve masalları tercih edermiş. Oraya kanalizasyondan girmek zorunda kalsa bile. Aman tanrım. İşte şimdi de biraz yakıt bulalım. Bakalım motosikletimiz çalışıyor mu? Gizlice satın aldığını itiraf etti. Ve onu şekerle beslediğini söyledi. Ve o da bu kadar büyüdü. Ama o kadar büyüdü ki artık ondan kurtulamayacak hale geldi. O da onu kanalizasyona bıraktı ve Oktakis'e şeker yemeye devam etti. Kanalizasyonda mı? Bu çok saçma. Ah, şimdi bütün o şeker tutkusunu anlayabiliyorum. Sağlığın için hiç de iyi değil ama. Kanalizasyonda o kadar uzun süre kaldığın için bu kadar büyümüşsün. Bu kadar büyük olmak iyi değildir. Hmm.
Sağlığı çok da yerinde değil ama şekersiz bir diyet uygularsak belki eski haline dönebilir. Yani eski güzel günlerine demek istiyorum tabii. Teşekkür ederim doktor. Sen gerçekten harikasın. Seni seviyorum. Sanırım hastamız okyanuslar için artık hazır. Ne dersiniz? Ama doktor... Gördü. Onu burada tutamayız. Kendi başına yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Hadi. Gidelim bakalım koca kız. Arabaya bin. O kadar sıkma. Octokissy için endişelenmene hiç gerek yok. Orası onun için daha iyi. Bu çok iğrenç. Buyurun ben Doktor Doug. Doktor Doug yüzmeye başladı. Onu okyanusa bıraktınız değil mi anne? Evet, evet doktor. Aynı senin söylediğin gibi. Tabii ufak bir sorun dışında. Yakıtımız bitti de.